bir seyahat rehberi, inceleme, harita, gravür ve illüstrasyonları araştırmış. 1990'lardan itibaren de bu araştırmalarını yayınlıyor, bizlerle paylaşıyor. Bugüne kadar 7'si İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplı dizisinden olmak üzere 35 kitabı yayınlanmış durumda. Yani İzmir'in plaka numarasına eşdeğer sayıda kitabın yayınlanmış olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda çok üretken bir insan demiştim. Birçok süreli yayında yayınlanmış yazısı bulunuyor. Bunlar Konstantiniyye Haberleri, Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih ve Kibi Keç gibi süreli yayınlar. Kilizma Yayıncılık ve Reklamcılık adlı şirketin sahibi ve aynı zamanda bu şirketin bünyesinde bulunan Kilizman Yayın Evi'nin sahibi. 2020 yılında ise çok etkileyici bir eserle bizi yine kendisine hayran bıraktı. Bu eserde İzmir Kalkınma Ajansı İSKA'nın kültür yayınları tarafından yayınlanan Osmanlı Dönemi İzmir Planları ve Haritaları kitabı. Bunun üzerine artık Sayın İlhan Pınar'la tanışmak ve sevgili öğrencilerimizle de tanıştırmak için bu toplantıyı düzenlemeye karar verdik. Şimdi hem İzmir planları hem de İzmir'in Cumhuriyet öncesi durumuna ilişkin bize vereceği değerli görüşlerini aktarabilmesi için sözü Sayın İlhan Pınar'a bırakıyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum Hülya Hocam. Herkese merhaba diyorum öncelikle. İzmir konuşmak da benim en sevdiğim şeylerden birisi. Özellikle 30 küsur yıldır 7-24 İzmir'le yatıp kalkan birisi olarak haliyle bu öğrendiklerimi, bildiklerimi de paylaşmak benim için büyük bir zevk. Onun için sizlerle birlikte olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. İzmir deyince özellikle bu Hülya Hocam'ın kitaba yaptığı referansla birlikte bu İzmir planları ve kentsel gelişimi üzerine konuşmadan önce herhalde bu Osmanlı döneminde İzmir'in şekillenişiyle ilgili kısaca bilgi vermekte fayda var ki herhalde planlar üzerine konuşurken bir takım şeyler daha yerli yerine otursun. Şöyle, İzmir'in tarihi tabii sadece onun üzerine konuşmaya kalksak belki buradaki kullanacağımız bir saat de yetmeyebilir ama ben çok kısaca özellikle 17. yüzyıl başından itibaren İzmir'in önemli bir liman kenti olarak ortaya çıkışıyla ele alacağım ki zaten son 300 yılın Osmanlı dönemindeki son 300 yılın şekillenişi de bu tarihe endeksleniyor ister istemez. 17. yüzyıl başlarında bir sahil kasabası iken kent özellikle 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl başında ve bölgede önemli ticaret merkezleri Sakız, Urla, Kuşadası gibi önemli tire sanayi merkezi gibi kentler bulunurken İzmir kendi halinde böyle 8 Müslüman mahallesi, bir Rum mahallesi olan 9 mahalleli yaklaşık 3000 kişinin yaşadığı bir sahil irice kasabası diyebileceğimiz bir yerleşim yeri. Fakat ticaret daha çok Sakız Adası ve Kuşadası üzerinden yürütülüyor ama asıl büyük ticaret bugün belki daha çok bu Navtex'ler aracılığıyla öğrendiğimiz Doğu Akdeniz üzerinden yani Halep, Şam, Beyrut gibi kentler üzerinden ve İskenderiye üzerinden yürütülmekte Avrupa'nın Doğu ticareti. Bu dönemde bu Doğu ticaretini yürüten aktörler özellikle Venedikliler, 16. yüzyıl ikinci yarısından itibaren Batı Avrupa merkantilizminin önemli bir figürü haline gelen İngilizler ve ardından Fransızlar ve daha sonra da tabii Hollandalılar. Bu ticareti Doğu Akdeniz'de liman kentlerinde ve diğer bölgede yürütürlerken bölgede yerel eşraf bu ticarete müdahale edip bu ticaretten pay almaya kalkışıyorlar ve haliyle bugün de geçerli olan ticaret güvenli liman ister, güvenli bir istikrarlı bir ortam ister sözü o zaman içinde geçerli. Dolayısıyla bu ticareti yürütenler kendilerine yeni bir kent arayışına giriyorlar. Buldukları yerde işte 30 kilometre kadar bir körfezin dibinde olan Osmanlı İdari Teşkilatı'nda
bir takım vergi muafiyetleri bulunan, çünkü Kaptanpaşa Sancağı'na, eyaletine bağlı bir sancak, Sığla Sancağı'na bağlı bir yerleşim İzmir o dönemde. Dolayısıyla bugünkü serbest bölge mantığına belki yaklaştırabileceğimiz bir mantıkla vergi muafiyetleri bulunan bir yer. Dolayısıyla bu 30 kilometrelik bir körfezin dibinde yer alması ona bir güvenli liman imkanı da sağlıyor. Dolayısıyla buraya 1600'lü yılların başından itibaren o var olan 8 Türk mahallesi ve bir Rum mahallesinin üzerine bu tüccarlar gelmeye başlıyorlar. Ve bunlar da bugün Alsancak dediğimiz o dönemde Frank mahallesi olarak şekillenen, yani Konak bir yerden doğuya doğru, Alsancak'a doğru şekillenen, kıyı şeridinde yer alan yeni bir yerleşim oluşmaya başlıyor. Ve bu 1600'lü yılların başından ta 1922'ye kadar, yani Türklerin işgal sonrası İzmir'i tekrar geri alışına kadar varlığını sürdüren bir şekilleniş. Bunu şöyle burada daha somut da görebiliriz. Bu tabii sürekli statik bir şekilleniş değil, dinamik bir şekilleniş diyebiliriz buna. Yani 17. yüzyılın başlarında mesela Sakız yavaş yavaş o önemini kaybederek İzmir daha önemli bir liman kenti haline gelmeye başlıyor. Dolayısıyla Sakız'daki tüccar ve konsolos tüccarlar yavaş yavaş İzmir'e taşınmaya ve göç etmeye başlıyorlar. Mesela Kuşadası ikili bir gümrük yapısı oluşmasından dolayı Kuşadası gümrüğü kapatılıyor, İzmir buna dahil ediliyor. Dolayısıyla Kuşadası'ndaki tüccar erbabı İzmir'e yerleşmeye başlıyor. Mesela İzmir'de 16. yüzyıl sonlarına kadar Yahudi nüfus pek yok. Ama yakında Tire ve Manisa gibi yerleşim yerlerinde birisi Şehzade kenti Osmanlı'nın, birisi sanayi kenti. Buradaki Yahudi nüfus yavaş yavaş İzmir'e geliyor. Daha çok bu Doğu ticaretini Batı Avrupa ile yürüten yerli kadim halklardan Ermeniler İzmir'e yerleşmeye başlıyor. Dolayısıyla böyle bir şekillenmiş var 17. yüzyıl boyunca ve 17. yüzyıl sonunda zaten İzmir yörenin en önemli liman kentlerinden birisi haline geliyor. Burada gördüğümüz kıyıya paralel olarak ince uzun şekil alan yer Frank Mahallesi olarak tanımladığımız yer. Onun arkasında yatay çizgili olan yer Rum Mahallesi. Onun hemen altında Ermeni Mahallesi. Kadife Kale eteklerinden Damlacağa doğru şekillenen puantiyeli yer diyebileceğimiz yer. Türk Mahallesi ve arada kalan noktalı yerde, yani yaklaşık Agora kaza alanı ve Havra Sokağı mezarlık başı şeklinde şekillenen, bugünkü tarifle söylersek Yahudi Mahallesi. Yani şehrin Osmanlı'nın millet sistemine de uyan yerleşim şekli kabaca bu. İnsanlar kendi mahallelerinde, kendi özellikle dini yapılarının çevresinde şekillenen mahalle yapılarında yerleşiyorlar. Ama bunların ortak noktaları ticaret olduğu için kemeraltı bu anlamda, ben onu öyle şekillendiriyorum, bir emme basma tulumba gibi çalışan bir merkez, bir kalp atışı şeklinde sürekli şehre kan pompalayan bir merkez kemeraltı. İnsanlar bu kamusal alanda bir araya gelip akşamları kendi mahallelerinde, kendi yerleşim yerlerinde, kendi özel hayatlarında çekiliyorlar. İlhan bu Bey, şehir... Derek, araya giriyorum, çok pardon lütfen. Şu an ekranda bir slaytları göremiyoruz da siz acaba yanlışlıkla dokunmuş olabilir misiniz? Hayır. Siz ekranda slaytı görüyor musunuz şu an? Ben ekranda görüyorum şu anda, evet. Biz göremiyoruz. O yüzden... Hocam ben de göremiyorum. Slaytların üstüne tıklayınca gördük. Yalnız ilk slayttayız. Bir sonraki slaytı belki görme şansı olursa. Henüz bu şey değil, demografik yerleşim değil mi? Tamam o zaman. Şimdi planlara geçeceğim. Bu girizgahı yaptıktan sonra, yani bir şehir mantığını ortaya koyduktan sonra, şehrin oluşum mantığını ortaya koyduktan sonra, şimdi planlara.
Buyurun lütfen. Ekranım kapandı. Şöyle. Şimdi özellikle 18. yüzyıl sonuna kadar şehir önemli bir gelişim kaydediyor. 18. yüzyılın ortasına kadar daha çok bir transit liman kenti. Ama 18. yüzyılın ortasından itibaren daha çok bir transit liman kenti özelliğinden bir liman kenti özelliğine evriliyor. Bunun emareleri neler? Özellikle burada yerleşen işte Batı Avrupalı dediğimiz İngiliz, Fransız, Hollandalıların, işte Rumların, Ermenilerin ve Yahudilerin kurumsal yapılarını daha çok ortaya çıkardığı ve bir kurumsallaşma sürecinin başladığı, özellikle dini ibadethaneler, okullar, hastaneler gibi yapıların ortaya çıkışıyla birlikte, hani transit bir liman kentiyken hani çok kalıcı değilmiş gibi bir şeyi var. Özellikle Batı Avrupalıların, ama süreç içerisinde kent onların tercih ettikleri ve zaten şehir bu ticaret bağlamında sürekli gelişip büyüdüğü için de onların da vazgeçemediği bir kent haline dönüşüyor. Dolayısıyla kentin bu demografik yerleşimini gördükten sonra 18. yüzyılın sonunda elimizde bu şehrin planı diyemeyeceğiz ama o dönemi göz önüne aldığımız zaman bir kroki plan diyebileceğimiz elimizde bir eser var. Bu Livio Amadeo Mısır adlı, kökeni İzmir'e dayanan bir Katolik ailenin üyesi. Ama kendisi Fransa'da yaşıyor. Fransızca ve Almanca iki dilde yayınlar yapıyor. Özellikle İzmir Katolikleri üzerine önemli ve değerli araştırmaları var. Bu araştırmaları yaparken İzmir'de hepimizin bildiği Santa Maria Kilisesi'nde çalışmalar yaparken, ki bir Katolik kilisesidir, burada çalışmalar yaparken buranın arşivinde, bu şimdi inşallah ekranda görüyorsunuzdur, bu planı buluyor. Pardon, bunun, özür dileyerek bölüyorum ancak slaytlar ilerlemiyor, dolayısıyla göremiyoruz ama çok özür dileyerek bölmek istedim. Şu anda, ekranda birinci slayt görünüyor ekranda. Öyle mi? Dolayısıyla ilk başta bahsettiğiniz mahalleleri, o tanımladığınız alanları da göremedik. Öyle mi? Bu yüzden öncesinde bölmek istedim. Tekrar kusura bakmayın lütfen. Anladım. Rica ederim. Ben burada hareket ediyor ekran ama Umut'tan yardım istiyor. Bizde etmiyor maalesef hocam. Anladım. Yani böldük, kusura bakmayın ama ben de bir şey yazdım. Güzel. Şimdi görebiliriz. Gerçekten görmeyi çok arzu ettiğimiz için görmek zorunda kaldık. Kusura bakmayın. Umut yardımcı olabilirse. İlhan Bey, ben şu an düzelttim. Siz lütfen mouse'la yan taraftan ilgili slayta tıklayın, olur mu? Çünkü yön tuşlarıyla yapamadık. Evet, oradan. Anladım. Tamam, teşekkürler. Tamam Umut'cum. Şu anda bunu görüyoruz. Bakayım. Değiştiğini görüyor musunuz? Evet. Şu an. Tamam. Bunu o zaman kısaca hemen söyleyeyim. Tekrar görmeyenler için belki şey olur. Bilgi eksikliği olmasın. Bu Osmanlı dönemi içerisinde İzmir'in demografik yerleşimini gösteren bir kroki. Bu sahil bandına paralel olan uzun, ince uzun şerit, Frank Mahallesi olarak anılan ve daha çok Batı Avrupalıların yerleştiği ve Frank Mahallesi ve arkasında oluşan caddenin de Frank Caddesi olarak anıldığı yerleşim. Onun hemen güneyinde yatay çizgilerin oluşturduğu bölge, Rumların yerleştiği bölge. Onun hemen altında Ermeni Mahallesi. Onun hemen altında koyu renkli olan bölge Türk Mahallesi. Yani orayı şöyle tarif edebilirim size. Tilkilik'ten, Kadife Kale eteklerinden Damlacağa doğru uzanan bir bölge olarak düşünebiliriz. Onların arasında da küçük bir dairesel yerleşim var. Şurada. Burası da Yahudi Mahallesi. Burası da işte Agora kazı alanı. Mezarlık başı, Havra, Kemeraltı'nın kıyısı diyebileceğimiz bir bölge. Yani bu tabii statik bir şey değil böyle. 17. yüzyıl başından 19. yüzyılın sonuna kadar
şekillenen ve Osmanlı'nın kentsel yerleşiminde de ortaya çıkan millet sistemine dayalı bir yerleşim mantığı burada gördüğümüz. Bu şehir 18. yüzyıl sonuna kadar, özellikle 18. yüzyılın ortasına kadar gittikçe büyüyen bir transit liman kenti özelliği taşıyor. 18'in ortasından itibaren de önemli bir liman kenti, daha da büyüyerek önemli bir liman kenti. Çünkü bunun önemli kıstası, demin söylemiştim, burada yerleşen özellikle Batı Avrupalıların kurumsal yapılarını oluşturmaya başlamalarıyla ortaya çıkan bir dönem. Yani ibadethaneler, hastaneler, okullar gibi kurumsallaşmalar bu kesimin kentte süreklilik arz eden bir yerleşime doğru evrildiğini gösteren ölçütler. Bu anlamda 18. yüzyılın öncesinde kentin yerleşimine gösteren elimizde veri ancak gravürler aracılığıyla bir görsel hafızamız oluşabiliyor. Onun dışında 18. yüzyılın sondan itibaren belki plan diyemeyiz ama kroki plan demeyi tercih ediyorum ben. Bunlar ilk öncü kentin planları. Bu ekranda şimdi gördüğünüz Livio Amadeo Mısır adlı ailesinin kökeni İzmir'e dayanan bir İzmirli Katolik. Kendisi daha çok Fransa'da yaşayıp Fransızca ve Almanca araştırmalar yapıp bunları yayınlamış. Özellikle İzmir Katolikleri üzerine araştırmaları olan bir araştırmacı. Bu ekranda gördüğünüz plan da şimdilik kaydıyla, çünkü İzmir bu anlamda çok iyi araştırılmış bir kent olmadığı için ben bu temkinli kavramı kullanıyorum. Şimdilik elimizdeki görünen ilk plan diyebileceğimiz bir plan. Amadeus Mısır bu planı İzmir Katolikleri üzerine araştırma yaparken Santa Maria Kilisesi arşivinde buluyor ve 1960'lı yıllarda da Hollanda'daki bir oryantalist sempozyumunda yayınlıyor. Bu plan bize özellikle üzerinde kısım bir ibaresi olduğu için bize Mısır'ın da, Amadeo Mısır'ın da belirttiği gibi bir ikinci planın olduğunu çağrıştırıyor. Fakat bu ikinci plan henüz ortaya çıkarılmış değil. Burada da önemli plan notları var. Oldukça zengin. Bize en azından 1795-1805 yılları arasına tarihlenebilen bir plan. En azından Amadeo bu tarihlere denk getiriyor. Neden? Rusya'nın İzmir'de konsolosluk açtığı tarih ile Avusturya İmparatorluğu'nun kuruluş tarihi arasına, yani 1796 ve 1806 yılları arasına tarihliyor bu planı. Dolayısıyla şimdilik yine kaydıyla elimizdeki ilk plan diyebileceğimiz bir plan. 19. yüzyılın başına tarihlenebilen bir plan. İkinci kroki planımız yine Fransa kraliyet coğrafyacısı Jean-Denis Barbey de Boccace. Bu da ilginçtir. İzmir'e hiç gelmeden yaptığı bir kroki plan, yine diyebileceğimiz bir plan ama bugün baktığımızda yerleştirdiği her şey, şu eğer ekranda görüyorsanız bir yeşil kuşak var yukarıdan aşağı doğru kıvrılarak gelen, bu Yeşildere'yi, yani o zaman Batı Avrupalıların daha çok melez diye tanımladıkları ama bizim Kemerçayı veya Yeşildere diye tanımladığımız dereyi gösteriyor. Onun altında hemen Kadife Kale ve şehrin yerleşimi. Boccace bu planı nasıl yapıyor? 18. yüzyılda, özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısında şehre gelen önemli Batı Avrupalı seyyahlar var. Onların aktardığı metinler üzerinden, o metin okumalarından hazırladığı bir plan bu. Bunlar kim? Richard Pocock gibi 1739'da, Richard Chandler gibi 1764-65'te, James Dalloway gibi 1795-96'da ve Francis Tournefort gibi 1701-2 yıllarında
şehre gelen ünlü batılı seyyahların anlatımlarından yola çıkarak hazırladığı bir plan kroki. Demin Hülya hocama anlatmıştım, bahsetmiştim. Bu plan üzerine çok değerli bir hocamız Serap Yılmaz, rahmetli diyeceğimiz oldukça uzun bir dönem önce kaybettik kendisini. Serap Yılmaz hoca bu plan üzerine çalışarak lejant notlarını kendisi sonradan plan üzerine yerleştirdi. Bu planın ölçeği 1/8000 olarak kabul ediliyor. Bundan sonraki ilk plan 1836-37 Thomas Graves, artık İngilizler sahneye çıkıyor. Bunu şöyle söyleyebiliriz. İngilizler Malta'yı ele geçirdikten sonra, yani Malta adasını ele geçirdikten sonra ve bir İngiliz hakimiyeti kurduktan sonra burada Akdeniz'i kontrol eden önemli bir deniz üssü kuruyorlar 1800'lerin başında. Ve bu üs hem askeri açıdan hem de coğrafik ve haritacılık açısından önemli çalışmalar yapan kadrolarla donatılmış bir yer. Thomas Graves de bu deniz üssünde, Malta'daki İngiliz deniz üssünde çalışan amirallerden ve bunların her birisi muazzam haritacı dolayısıyla. Bu da 36-37'de Thomas Graves'in yaptığı bir İzmir planı. Bize daha çok kabaca mekanları, lejant notları çok kısıtlı da olsa o tarihlerdeki kent hakkında bize önemli bilgiler aktaran bir plan. Bu da yine aynı ekibin içinden ve ekibin lideri diyebileceğimiz Richard Copland. Bu da yine deniz üssünün amirali. Çok sayıda şehir planı yapmış. Çok sayıda Ege Denizi adalarını, Çanakkale Boğazı'nı, Batı Anadolu'yu, önemli kentlerin planlarını ortaya çıkarmış. Bu 1834'te İzmir planı üzerine çalışmış. 1844 tarihini ben daha çok alıyorum. Çünkü 1844 planın ilk yayınlanış tarihi. Tabi bu plan sadece bir kere çalışmakla ve yayınlanmakla kalmamış. Copland'dan sonraki haritacılarda, plancılarda bu şehrin, bu şehir planı üzerinde gelişmeleri kaydederek, revize ederek planı ilerletmişler. Mesela soldaki 1844 yayınlanmış şehir planı, sağdaki 1859. Yani orada farkı İzmir-Aydın demir yolunu göreceksiniz. 59 planına işlenmiş. Bunun 70'lerde revize edilmiş bir hali daha var. O haliyle daha da ayrıntılı. O kitapta onu görmek mümkün. Evet. Bu bahsettiğim Malta'daki İngiliz deniz üssünde bulunan birçok çalışan subay ve her birisi jeolog, haritacı, coğrafyacı olan donanımlı insanlar sadece şehir planı yapmamışlar. Bize İzmir'in 1845 yılında yayınladıkları ilk jeoloji haritasını da çıkarmışlar. Bu ekranda gördüğünüz, umarım görüyorsunuzdur, Sprat, Brimage Sprat adlı yine aynı ekibin amiral, jeolog ve arkeoloji meraklısı bir deniz subayının yaptığı İzmir Körfezi, İzmir kenti ve çevresini gösteren ilk jeolojik haritası 1845 tarihli. Evet, geldik İzmir'in ilk ölçekli, kapsamlı planına. Bu da İtalyan mühendis Luigi Storari tarafından yapılan, 1854-56 yıllarında çalışılan ve 1857'de yayınlanan plan. 1/5000 ölçekli. İtalyan mühendis bunu dönemin padişahı Sultan Abdülmecid'e ithaf etmiş. Storari önemli bir şahsiyet İzmir tarihi açısından. Şöyle belki ilintilendirmek lazım. 1845 yılında o gün için Ermeni Mahallesi dediğimiz, bugün basmane ve çevresini kısmen fuar alanı içine giren, kısmen
basmane istasyonunu içine alan kesim Ermeni mahallesiydi. Burada 1845 yılında büyük bir yangın çıkıyor. 1841'de Kemeraltı Yahudi mahallesi ve Müslüman mahallesi yanıyor. 1845'te de eksik kalan Ermeni mahallesi yanıyor. Dolayısıyla İzmir hemen hemen 5'te 4'ü büyük ölçüde yanan bir kent halinde. Dolayısıyla dönemin padişahı Abdülmecit bu yangını modern kentleşmenin, daha doğrusu planlı kentleşmenin bir aracı olarak görüp bunu değerlendirmeye niyetindeler. Dolayısıyla Storari bu anlamda Osmanlı makamlarıyla da yakın çalışan bir mühendis. Kendisi aynı zamanda politik bir şahsiyet. Avusturyalılarla önemli sorunları olan, ki dönem o zaman İtalya daha çok Avusturya İmparatorluğu egemenliği altında bir coğrafik bölge. Dolayısıyla bir özgürlük savaşçısı falan anlamında bir özelliği de var Storari'nin ve Avusturyalılarla sorunları var. İzmir'de de bu sorunlar kısmen de olsa su yüzüne çıkıyor ama Storari'nin İzmir'de bu plan çalışmalarını yapmasını engellemiyor bu çalışmaları. Öncelikle Kemeraltı üzerinde çalışıyor Storari. Bu belli bir Kemeraltı'nın Havra Sokağı ve çevresini ele aldığı 1852-53 yıllarında, yani 1/5000'lik planı yapmadan önce yaptığı çalışmanın bir çalışma, ön çalışma. Daha sonra bunun üzerinden zaten 1854-56 yıllarında demin gösterdiğim şu 1/5000'lik planı çalışıyor. Bunda şunu göz önüne almak lazım. Hem yanmış olan yerlerin üzerinden yeni bir planlı bir şehir üretme düşüncesi var. Hem de işte 1860'lardan 70'lerden sonra teşkilatlanmaya başlayan yerel yönetimlerin bir ön hazırlığı gibi burada emlak vergisinin önemli bir gelir kalemi olduğunu düşünmeye başlıyor Osmanlı ve buradaki amaç, bu planları yapmaktaki amaç, kentteki bina envanterini, emlak envanterini ortaya çıkarmak. Ve bu amaçla elimizde bugün bir altın değerinde Storari'nin hazırlamış olduğu bu plan ortaya çıkıyor. Burada mesela hemen dikkatimizi şu çekmesi lazım. Kıyı bandı henüz, yani rıhtım oluşmamış. Eski orijinal haliyle duruyor. Bunu bize kıyaslama imkanı veren bu plan. Bu da 20 sene sonra. Luigi Storari'den 20 sene sonra 1876 yılında ilginç bir kişilik olan Lamek Saat tarafından hazırlanan, yine 1/5000 ölçekli bu planda bunu görebiliyoruz. Burada ne var? Rıhtım yapılmış, dalga kıranlar yapılmış ve kıyı düzenlemesi yapılmış. Fakat kıyı düzenlemesi henüz tam olarak iskan edilmemiş. Eski kıyı yapısı, iskan şekli burada dikkati çekiyor. Belki bu planı yapan Lamek Saat'la ilgili kısa bilgi vermekte fayda var. Lamek Saat kendisi Lübnan asıllı bir çocukken, bu Lübnan'daki savaşlar sırasında ailesini kaybediyor ve bir Alman aile kardeşiyle birlikte Lamek Saat'ı evlat ediniyor ve Almanya'ya götürüyorlar. Almanya'da 1860'lı yıllarda eğitimini orada görüyor ve bir mühendis olarak mezun oluyor ve nereye geliyor? Osmanlı'ya geliyor. Burada mühendis olarak bir süre çalışıyor. Birkaç yıl, 1872-73 yıllarında. Bunu da 1875'te zaten hazırlıyor İzmir'de bulunduğu süre içerisinde. Ve bu planı Almanya'da 1877 yılında Leipzig'te yayınlanan bir dergide yayınlıyor. Fakat mühendislik onu kesmiyor anladığım kadarıyla, ama böyle muhteşem bir plan ortaya çıkarmış oluyor. Gidiyor, dönüyor Almanya'ya. Bu sefer tıp okuyor. Tıp mezunu olarak tekrar Osmanlı'ya geri geliyor ve 16 yıl karantina hekimliği yaparak Osmanlı topraklarında çalışmaya devam ediyor. Ama o 2-3 yıllık mühendislik merakı çerçevesinde bu 1876 yılında ortaya çıkardığı plan bugün bize 19. yüzyıl İzmir'ini liman ve rıhtım yapımından sonra şehri okumak anlamında çok değerli bilgiler içeren bir planı bize bırakmış oluyor. Bu yine
o günün Frank Mahallesi'ni bize gösteren bir plan. Bu planın özelliği 1873 yılında bir eğlence mekanında bir akrobasi gösteri sırasında o kadar kalabalık olmuş ki mekan ahşap bir yapı ve bu yapı denize çöküyor. Boğulanlar, ölenler oluyor. Dolayısıyla bu Avrupa'da yayınlanan süreli yayınlarda haber olarak da çıkıyor. Ve bu da o kazanın yerini gösteren ve Frank Mahallesi'ni içeren bir plan. Bunu niye kullanıyoruz? Çünkü dönemle ilgili önemli mekansal izleri bu tür ayrıntı planlarda görmek mümkün. Bu da bize onu, yani Frank Mahallesi'nin 1873 yılındaki kısmen de olsa mekan yapısını göstermesi açısından önümüzde değerli bir plan diye düşünüyorum. Bu da yine aynı tarihlere yaklaşık olarak denk gelen bir plan, 1870'lerin sonunda. Yine bir Fransız Atlas Universal adlı yayınında yayınlanmış İzmir planı. Dediğim gibi bu planlarda çok önemli noktasal veriler elde etmek, o döneme ilişkin kenti okumak, kenti çalışmak, kenti araştırmak isteyenler için önemli mekansal ipuçlarının yakalanabileceği plan özelliği taşıyan unsurlar bunlar. Bu 1885 planı, bu Demetrius Georgiades İzmirli bir Rum aileden, ailenin üyesi. Fransa'da eğitimini görüyor ve uzun yıllar Fransa'da kalıyor. Zaten kitabını da, bu planın içinde yer aldığı kitabını da Fransızca olarak yayınlıyor. Bu da Demetrius'un 1885 yılında yayınladığı kitabında küçük plan notları, yani kapsamlı olmasa da verdiği plan notları o dönemin kentsel gelişimini ve yerleşimini göstermesi açısından 1885 yılına özgü bir plan. Tabii bu bir çok paftalı bir plan bu aslında. Ben buraya özellikle koydum. Bu rıhtım ve liman inşaatı sırasında tabii çok sayıda plan var, yapılmış olan plan var. Bu da yine 1889 yılında rıhtım inşa edildikten, liman inşa edildikten sonra yeni rıhtımda ki mülkiyet durumunu gösteren bu 5 paftalık bir planın merkez paftası diyebileceğimiz bir plan. Bu İzmir'in, konuşmamın başında bahsettiğim o ticari özelliği tabii 19. yüzyılın sonuna, 20. yüzyılın başına devasa bir ticaret şehri, liman şehri ortaya çıkarıyor ki şöyle bir ipucu verirsem bunu anlamak belki daha kolay. O dönemde İstanbul dünyanın 11. büyük liman kenti, İzmir dünyanın 51. büyük liman kenti. Bu belki o günün şartlarında dünyanın 51. büyük liman kenti olmanın ne demek olduğunu bize daha iyi gösterebilir diye düşünüyorum 51. sıra. Şimdi dolayısıyla bu ticari özelliği ve ticari zenginliği sigortacılık faaliyetinin de yeni başladığı bir dönem göz önüne alındığı zaman bir sigortacılık sektörünün şehre girmesiyle sonuçlanıyor. Bu Charles Edward Guatt planı olarak geçen ve 1905 olarak tarihlediğimiz bu plan yaklaşık 11 paftadan oluşan, daha çok İzmir'in ticaret alanını planlamış, daha doğrusu planlara aktarılmış. Çünkü şimdi daha doğrusu Osmanlı döneminde ki gösterdiğim bütün planlar ve bundan sonra birkaç plan daha var, göstereceğim planlar hemen hemen hepsi hali hazır durumu gösterir planlar. Hiçbirisi ileriye yönelik olarak yapılmış olan plan çalışmaları değil. Hep var olanı tespit etmiş. İleriye yönelik planlamalar sizlerin de daha yakından bileceğiniz gibi daha çok Cumhuriyet dönemine, Cumhuriyet sonrasına özgü planlar. Tabii onların da ne kadar gerçekleştiği, o planlamaların da ne kadar İzmir'in hayatına gerçek olarak yansıdığı
O da ayrı bir tartışma konusu. Burada hemen hemen o ticaret alanının, bu GOAT plan dediğimiz 1905 planında o ticaret alanının bütün mülkiyet durumlarını üzerine işlemiş Edward Goat. Dolayısıyla hem sokak isimlerini hem ticarethanelerini iki ayrı alfabetik lejant notuyla planını zenginleştirmiş ve dediğim gibi İzmir için bu tarihler için önemli bir referans planı ortaya çıkmış. Evet, bu benim en değerli saydığım planlardan birisi yine. Bu İzmir'in topografik haritası. Yapan Aristoteles Marie Fontry, yayınladığı tarih 1907. Tabii kısmetsiz bir araştırmacı. Kendisi bir epigraf. Yine İzmirli, Rumlarla akrabalık yoluyla, evlilik yoluyla birleşmiş bir Fransız Katolik ailenin devamından geliyor. Önce adalara yerleşmişler. Daha sonra o İzmir'in büyümesine paralel olarak İzmir'e yerleşmişler. Ve İzmir'de önemli bir meşe palamudu ticareti yürütmüşler. Kendisi Fransa'da arkeoloji okuyor, epigrafi uzmanı oluyor. Ve İzmir ve çevresinde 19. yüzyıl sonlarında okunmuş, hemen hemen tabii bunu bir orana bir rakama vurmak mümkün değil ama çoğu kitabeyi okumuş ve transkripte etmiş bir şahsiyet Fontry. Bunu da bu topografik haritayı da su bazlı olarak İzmir'in 1900'lerin başındaki su kaynakları, şehir merkezindeki su kaynaklarını gösterme amacıyla hazırladığı 59 lejant notunun bulunduğu ve bu lejant notlarının çok zengin içeriğe sahip olduğu bir plan çalışması diyebiliriz. Kısmetsiz dediğime gelirsek de aynı yıl çalışmasının yayınlanmasını görmeden İzmir'de vefat etmiş bir değerli araştırmacı Fontry. Ama yine bize o dönemden önemli bilgiler aktarmış. Hatta şunu söylemekte fayda var. Belki bir araya bilgi notu olarak girmesinde fayda var. Çoğu insan bunu söyleyince ben şaşırıyorlar. Çünkü biz mesela Agora kazı alanını hep orada bir Agora varmış gibi düşünüyoruz. Aslında öyle değil. Agora'nın keşfi 1930 yılında İzmir'de işte geçtiğimiz 3-4 günde yaşanan sel felaketinden çok daha büyük bir sel felaketi sonucunda ortaya çıkan bir kalıntı bölgesi. O dönem orası bir mezarlık, bir namazgah alanı ve bir kısmında da Yahudi yerleşimi olan bir bölge aslında. Sütunlar görünüyor. Kapalı otoparktan 943 sokağa doğru yürüyen bir sokak var. Bugün o bazilikanın olduğu yerdeki sütunların arasından geçen bir sokak. Oraya da o sütunlardan dolayı Dikili Taş Sokağı adı veriliyor. Ama Agora varlığı söz konusu değil. Bize ilk defa burayı Agora olarak tanımlayan 1907 yılındaki bu topografik haritada Aristoteles Marie Fontry. Yani 1930 yılındaki sel felaketinden 23 yıl önce Agora'yı Agora olarak tanımlamış bir isim Fontry. Ama dediğim gibi topografik haritanın yayınlanmasını maalesef görememiş. Belki de yaşasaydı orası Agora olarak çok daha önce tanımlanmış ve belki de çalışmalara başlanmış olacaktı diyebiliriz. Ama dediğim gibi bize 19. yüzyıl, şimdi Fontry hem Rum kültürünü çok yakın ve iyi biliyor ama kentte doğup büyümüş birisi olduğu için de Müslüman kültürüne de çok yakın. Dolayısıyla o topografik haritayı yaparken yerleşim noktalarını ve su kaynaklarını herhangi bir mahallede daha geri planda kalmadan hem Rum mahallesinde hem Müslüman mahallesinde hem Yahudi mahallesinde oldukça ayrıntılı aktarma gibi önemli bir
bilgi de aktarmış oluyor bize. Bunlar da son planlar diyebileceğim. Neden? Çünkü artık haritacılık ve şehir plancılığı o kadar, daha doğrusu şehir planı hazırlama o kadar yaygınlaşıyor ki bunlar 19. yüzyılın ilk yarısının sonlarından itibaren yayınlanmaya başlayan seyahat rehberleri de şehir planları, yani gidilen şehirde şehrin planını gösteren, önemli mekanlarını gösteren, işte oteldir, lokantadır, müzedir gibi bugün bile hala geçerliliğini koruyan mekanları gösterir planlar hazırlıyorlar. Bu soldaki, burada ekranda gördüğünüz soldaki plan 1890'lara ait, yine Almanların meşhur Mayer seyahat şirketinin hazırladığı seyahat rehberi kitabının Türkiye bölümünde İzmir planı. Sağdaki de yine Almanların önemli bir seyahat rehberi yayıncısı Baedeker yayıncılığının yayınladığı bir İzmir planı. Bu planın belki şöyle kısaca şeyini vermekte fayda var. Baedeker ilk 1905 yılında İzmir'le ilgili bir plan yayınlıyor. Fakat o tarihte Sultan II. Abdülhamit bu 1905 yılında planın Osmanlı'ya girişini yasaklıyor. Bunun üzerine toplatılıyor kitap dolayısıyla. 1914 yılında ikinci defa yayınlanıyor. Artık bu planın 1905 yılındaki hali mi yoksa 1914 yılında revize edilmiş hali mi onu bilemiyorum. Ama bu plan 1914 yılında yayınlanıp Osmanlı'ya giriş yasağı kalktıktan sonra yayınlanan rehber kitap. Evet, benim Osmanlı dönemine ilişkin yayınlanan İzmir planlarına dair aktaracağım bilgiler bunlar. Tabii dediğim gibi Cumhuriyet dönemi kendi başına, başlı başına bir planlama tarihi şehir açısından. Onu da belki ileride başka bir zaman sohbetini yaparız diye düşünüyorum. Eğer sizlerin sormak, katkıda bulunmak istediğiniz şeyler varsa ben de dinlemek isterim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ne kadar güzel açıkladınız. Böyle bir zamanda bir yolculuk yapmış gibi olduk. İzmir'in ta eski dönemlerinden 20. yüzyıl başına kadar bizi getirdiniz. Şimdi ben izleyicilerden soru sormak isteyenler varsa elini kaldırıp söz alabilir. Onlara söz vereyim. Tabii ki. Şöyle bakıyorum, henüz el kaldıran yok gibi görünüyor. Ben soru sormayı beklerken bu en son söylediğiniz kitap neden Türkiye'ye girmesi yasaklandı? Neden toplatıldı onu merak ettim. Şöyle yani meşhurdur Sultan II. Abdülhamit dönemi biraz o istibdat dönemi biraz... Yani Batı'yla bugün de belki işte kısmen haberlerde, basında, medyada izliyoruz. Bu ilişki biçiminden kaynaklanan bir şey. Yani ülkenin bilgilerinin deşifre, ifşa edilmesini istemiyor Sultan. Evet. Kaygısı bu. Çünkü bunda evet. O kadar ayrıntılı bilgiler, inanılmaz şey bunlar, kapsamlı rehberler. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. 1914 yılında İzmir'deki tramvayın ücreti var içinde. Say mı? Oo. Tabii tabii mesafe ücreti var. Yani hangi mesafeye kaç kuruşa gidebileceksiniz? Otelin günlük işte sıcak sulu mu soğuk sulu mu olduğu, lokantasında restoranında yemek fiyatının ne olduğu, müze girişinin fiyatının ne olduğu bunlara kadar varasıya. Yani bunlara varasıya kadar daha ne tür bilgilerin olduğunu tasavvur edin. Ama bu ayrıntılara kadar da önemli bilgiler var. Tahmin ediyorum kaygı bu bilginin ifşa edilip ortaya saçılması gibi bir mantık bunu yasaklamıştır diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Kübra Yöndem ve Esra Kut Görgün söz almak istemişler. Önce Kübra el kaldırdığı için
ona söz verelim. Mikrofonunuzu açıp şey yapabilir. Evet. Merhaba. Öncelikle anlattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Bizim için çok faydalı oldu. Ben şöyle bir şey soracaktım. Biz bu sene projede Torbalı çalışıyoruz. Yani şu an... Nereye kesildi orada? Torbalı. Anladım. Evet. Yani edindiğimiz bilgilerde hep Torbalı'nın şu an yani İzmir için sanayi açısından çok önemli olduğunu biliyoruz İzmir'de etkileşiminden. Acaba Osmanlı döneminde bu nasıldı? Torbalı'nın nasıl bir yeri vardı bu dönemde İzmir için? Osmanlı döneminde Torbalı, ben şimdi Selçuklu olmanın da avantajını kullanabilirim burada. Şimdi buralar bataklık olan yerlerdi. Mesela Torbalı ile Selçuk arası tamamen bataklık olan bir yerdi. Yani Cellat Gölü denen meşhur bir şey var. Cumhuriyetle beraber ıslah edilen bir bölge var. Dolayısıyla Torbalı çok küçük bir yerleşim ve tarımsal bir yerleşim. Yani sanayi özelliği özellikle son yıllarda kazandığı bir özellik Torbalı'nın. Yani eskiden böyle öne çıkan bir şeyi var mıydı Torbalı'nın? Yani Torbalı o dönemde... Ya öne çıkan özelliği işte 19. yüzyıl sonunda Sultan II. Abdülhamit'in orada bir çiftlik yapmış olması ona bir özellik kazandırmış olabilir. İşte orada bulunan meşhur kara serviler var yolun üzerinde devasa. Bunların o dönemde Sultan II. Abdülhamit tarafından dikildiği falan söylenir. Ama onun dışında işte şeyle beraber... Metropolis antik kentiyle beraber bir ilgi alanı o dönemde de Metropolis biliniyor çünkü bir antik kent olarak. Mesela demin bahsettiğim 1907 planını yapan Fontri Metropolis'te önemli kitabeler okuyor. Ama onun dışında bir yerleşim bir özelliği olarak tarımsal üretim dışında benim bildiğim yok. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Evet. İsra Kutgörgün hocamıza söz verelim. İyi akşamlar. İlhan Hocam özellikle çok teşekkür etmek istedim ben sunumunuz için, değerli katkılarınız için. Benim aslında sorudan ziyade belki tavsiyeniz olabilir. Yani bir tarihçi olarak bu kent planlarını, krokileri, bizler kent tarihi araştırmaları yaptığımızda nasıl bir açıdan yaklaşmalıyız? Bu konuda sizin bir tarihçi olarak önerileriniz nelerdir? Ben bunları öğrenmek isterim. Teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun. Yani şöyle bir şey ben önemsiyorum. Yani bir plan ve harita okumak bir fotoğraf bakmaktan çok daha insanı zenginleştiren, özellikle bu anlamda araştırma yapan insanlar için. Özellikle diyorum mesela bir yıla özgü plan dahi elimizde önemli bilgi içerebilir, özelliklere sahip olabilir. Ben mesela burada göstermedim ama sonradan mesela 90'lı yıllarda kaybettiğimiz Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Wolfgang Müller-Wiener var. İzmir'le ilgili önemli çalışmalar yapmış, önemli savunma yapılarını mesela Çandarlı Kalesi, İzmir Kaleleri ve Sığacık Kalesi'ni çalışmış. Kemeraltı'nı çalışmış. Kemeraltı'nın gelişme tarihini yazmış. Bunlar henüz Türkçe metinler olarak yok. Almanca olarak yapmış. Yani bu insanların yaptığı çalışmalar bize dönemsel olarak şehri okuma anlamında önemli bilgiler ve ipuçları aktarıyor. Mesela 1907 yılında Fontri'nin planında biz Agora kazı alanının Agora olarak işaretlenmiş olmasını bilmemiz bile şehrin belleğini geri kazanmamız anlamında önemli bir veri sunuyor bize. Neden? 23 sene sonra bir sel felaketi sonucunda çünkü Agora kazı alanına Agora kazı alanının bir Agora varlığı barındırdığını öğreniyoruz. Dolayısıyla mesela bugün dahi kentin içinde bilmediğimiz bir takım mekansal yapılar bu planların içinde gizli. Bunları okudukça kentin o belleği daha nasıl diyeyim sağlıklı olarak ortaya çıkacak ve biz kent üzerine daha sağlam bilgilere sahip olacağız diye düşünüyorum. O anlamda bu planlar ve topografik haritalar şehir için önemli. Mesela ben İzmir'in su yollarını da yayınladım. 1890'lı yıllarda bu Fontri'nin
dönem arkadaşı, İzmir'in o zamanki en değerli okulu, Rum Evanjelik Mektebi dediğimiz mektep, yurt dışında denkliği kabul edilmiş olan bir okul. Bu ikisi de Georg Weber'de, Fontri'de bu okulun hocaları ve Georg Weber 1890'lı yıllarda İzmir'in su yollarını çalışıyor. İzmir'in su yolları dediğimiz antik dönemden 19. yüzyıl sonuna kadar şehrin beslendiği su kaynaklarını ve güzergahlarını çalışmış Georg Weber. Bize bunu çalışırken bir takım krokiler hazırlamış. Bu krokiler bize inanılmaz detay bilgiler veriyor. Lokasyon bilgileri veriyor. Bunlar kentin tarihi ve kentin hafızası açısından çok önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla planlar ve topografik haritalar da öyle. Pardon, Umut düzenleyici, Umut Erdem arkadaşımız bir soru sormak istiyor herhalde ya da bir katkıda bulunacak. Teşekkürler hocam. Ben İlhan Bey'e şunu sormak isterim. Şimdi Osmanlı döneminde tam anlamıyla hakim değilim ama şöyle biliyorum. Hani bütün mülkiyet sultanın sanırım. Yok öyle bir şey. Yani bunu böyle bilmiyorum. Peki o zaman şöyle sorayım, siz düzeltin lütfen. Yani bütün memleket sultanın ve biz de tebaasıyız yani o zamanki insanlar ve hani bu denklem içerisinde bir şununla karşılaşıyoruz. İşte ne bileyim mesela İzmir'de bazı işte Levantenlerin falan özel işte köşkleri var vesaire. Yani buna dair bir o örüntünün nasıl olduğunu bir aktarabilir misiniz? Şöyle işte bu 1838 Balta Limanı anlaşmasıyla beraber zaten yavaş yavaş özellikle Kırım Savaşı sonrasında 1856'dan sonra Avrupalıların mülk edinmelerinin önleri açılıyor zaten. Ama ondan önce de Batı Avrupalıların şehirde mülkleri var. Özel mülkiyet kavramı yine var şehirde. Ama mülk edinmeleri henüz yasal bir zemine oturmadığı için genellikle hadi şeyi söyleyelim. İdari görevi olanlar haricindeki yani tüccar sınıfında olanlar yerli birinin üzerine bugün de geçerli olan yakın zamana kadar yabancıların mülk edilmesinin üzerindeki engeller kalkana kadar burada da o tür yöntemler uygulanıyordu günümüzde de. O zaman da öyle. Yerli özel mülkiyet edinme hakkı olan birinin üzerine alıp onu kullanıyor Batı Avrupalılar. İlginç. Evet. Zaten o Luigi Storani planını hazırlamasındaki şeyi de mantığı da söylemiştim ya. Bir emlak envanteri çıkararak bu emlak vergisini hayata geçirip bunun da bir gelir kalemi olduğunu göz önüne almak gibi bir amacı var o planı hazırlamanın. Ki bunlar zaten işte 1868-69'dan itibaren daha doğrusu 50'li yıllarda İstanbul'da ilk defa yerel yönetim teşkilatı buluyor modern anlamda. İzmir'de de 1860'ların sonunda kuruluyor. Ve dolayısıyla bu yerel yönetimlerin bir gelire ihtiyacı var. Emlak vergisi burada, bugün de artık kabullenip ödediğimiz emlak vergisi o zaman da yerel yönetimler için önemli bir gelir kalemi olarak düşünülüyor ve hayata geçirilmek için bu Storar'ın hazırladığı plan hazırlanıyor. Evet. Duygu Kahraman hocamızın ve Ayşegül Altınör Sıcak hocamızın soruları var. Önce Duygu hocamıza sözü verelim. Merhaba İlhan Hocam, merhaba. Çok teşekkürler sunumunuz için. İlhan Hocam, ben Storari haritasından itibaren izleyebildim. Öncesini daha sonra takip edeceğim inşallah. Şey soracaktım, bu Osmanlı döneminde Timur'un işte Hristiyanlardan kaleyi, o şey kalesini, kemer altındaki kaleyi aldıktan sonra orayı yıkıp iç limanı hani yerleşilebilir hale doldurduğu yönünde bir bilgi var ya, onu sormak istiyorum size. Yok. Yani iç limanı doldurduğu söz konusu değil. Kaleyi fethediyor. Fethettiği doğru. Evet. Aşağı kale dediğimiz şeylerin gayrimüslimlerin elinde olan bir yer. O da niye? 1348'den itibaren yani Aydınoğlu Umur Bey'in
kaleyi geri almak için yaptığı girişimde hayatını kaybetmesinden itibaren gayrimüslimler kaleyi ellerinde tutuyorlar. Ta ki 1390'da Yıldırım Bayezid şehri Aydınoğullarından alıp Osmanlı'ya dahil ediyor. 12 yıl sonra Yıldırım Bayezid Timur'a yenilip Osmanlı topraklarını Timur'a kaybedince Timur İzmir'e de geldiğinde kaleyi gayrimüslimlerin elinden o zaman Osbitalya Şövalyeleri dediğimiz yani hacca gidenlere, Hristiyan hacılara yolda sağlık hizmeti veren bir şövalyelik teşkilatı bu. Onların elinde kale. Timur bunlara teslim olmalarını istiyor, teklif ediyor. Teslim olmuyorlar ve kaleyi yani yakıp yıkmıyor tabii, tamamen yok etmiyor ama önemli hasar veriyor. İçeride bulunduğu, yakaladığı askerleri, gayrimüslim askerleri öldürüyor. Diğerleri de kaçıyorlar. Ama körfezi doldurma gibi bir şey yok. Çünkü 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar iç liman henüz tam doldurulmuş değil. Elimizde şöyle bir bilgi var. Yani ama 18'in ortasından itibaren iç liman kullanılmaz özelliğine sahip oluyor. 17. yüzyılda dışarıda iç liman dışında açık denizde büyük gemiler yüklerini işte mamnalara ve küçük kayıklara boşaltıyorlar. İç limana küçük kayıklarla içerideki küçük iskelelere onlar da yüklerini boşaltıyorlar. Ama 18'in sonlarına doğru artık iç limana küçük kayıklar da giremez hale geliyor. O kadar doluyor. Mesela 1830'lu yıllarda İzmir Voyvodası Hüseyin Paşa'nın bir uygulamasını aktaran bir bilgi var. Hüseyin Paşa bu dolgu alan, bataklık alanları aslında. Hani su kalmamış ama bataklığa dönüşmüş buralar. Buralardan arsa satıyor Voyvoda. Arsayı alanlara da şu yükümlülüğü getiriyor. 2 yıl içerisinde burayı iskana açacak hale getireceksin. Eğer iskana hazır hale getiremezsen paran da yanar, arsanın mülkiyeti de geri döner. Yani bundan da anlıyoruz ki 1830'lu yıllarda hala bu iç liman bölgesinde, tabii şeye kadar, Kemeraltı Yayı'na kadar içeride olduğunu düşünmemek lazım burada. Daha çok kale civarında, iç limanın denize ulaştığı ağız kısmında falan düşünmek lazım. Ama buralarda hala bataklık, kısmen sulu bölgelerin olduğunu düşünebiliriz bu bilgiden. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hülya hocam sesiniz kısık. Ayşegül hocam, sizden de görüşlerinizi veya sorularınızı alalım. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ben de İlhan hocam çok güzel bir sunumdu. Ben hem bizim konuğumuz olduğunuz için hem de İzmir'in tarihine yaptığınız tüm katkılardan dolayı emeğinize sağlık demek istiyorum. İyi ki varsınız. Yani İzmir için çok önemli bir değer. Bütün bu belgeleme çalışmaları olmadan kentin tarihini anlamak çok zordu. Buradaki emeğiniz büyük. O yüzden tekrar teşekkür etmek istedim size. İnşallah yüz yüze de fakültemizde ağırlama şansımız olur sizi bir kez daha. İnşallah. Severek. Seve seve. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, bugünü anımsatmak üzere size bir belge takdim etmek isterdik ama tabii şurada mümkün değil. Size sonra e-postayla bunu göndermek imkanımız olacak herhalde. Dediğim gibi bizzat vermeyi çok isterdik. Ama pandemi sonrası umut ediyoruz ki hani bölümümüzle işbirliğinizin de artacağını, işte görüşmelerimizin artacağını umut ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bugünkü katkılarınız için ve gerçekten Ayşegül arkadaşım gibi ben de diyorum, gerçekten İzmir'e katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu çalışmaları yaptınız diyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Size de kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Tüm katılımcılara Umut arkadaşıma çok teşekkürler. O çok emek verdi bu sunum için. Evet. Onun emeğine sağlık diyelim. Ben
düzenleyici arkadaşlarımıza başta Umut olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara da burada bulundukları, bizle paylaşımda bulundukları için teşekkürlerimi sunuyorum. Başka bir toplantıda görüşmek dileğiyle diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağlıkla, mutlulukla. Hocam çok özür dilerim ama bir el kal daha vardı sanki. Ha, pardon, bir slay varmış, görmedim. Evet. Hocam ben son olarak teşekkür ederim öncelikle anlattıklarınız için. Aklıma şöyle bir şey takıldı. Bu yıl aralıklarının acaba böyle olmasının sebebi var mı? Yoksa o zamanlarda elle çizimler, daha zor şartlarda planların yapılmasından kaynaklı mı? Yani herhangi bir şeyi yok. Bir mantığı yok. Tamamen bu planları hazırlayanların tesadüf o dönemde burada olması ile ilgili bir şey. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun.